Hayırdır enişte? Kötü bir haber mi var? Beklediğimiz kötü haber geldi Servet abi. Kalk Servet. Seni öpüp tebrik edeceğim. Biliyorsun Servet abi, ben kolay kolay insan sevmem. Seni de hiç sevmem. Ama Mikhail Kalaşnikov'tan sonra tanıdığım en iyi silah ustasısın, sana helal olsun. Oh! Çok şükür. Burada kahvaltı yaptığımıza bakmayın işte. Uykusuzluktan ve stresten. Ya çalışmazsam, ya tutukluk yaparsa diye kendimi yedim. Öyle değil mi Hurşit? Beni yedin. Masadakilerin hepsini de yedin. Kendini yediğini görmedim. Hurşit, bu arada sen ne zaman gidiyorsun? Az sonra gideceğim Ayriyana'nın yanına. İzin çıkarsa oradan giderim. Çıkar, çıkar. Zaten kalıp ne yapacağım? Neyse. Ben biraz yatacağım. 36 saat kadar reis tebrik için ararsa söylersiniz. Ercan, limonata yok muydu ya? Biraz işimi soğurdu. Öldürülemeyecek adam öldürdü. Çayı normalde de içiyoruz. Aşağıda hava nasıl Ercan? Sessizlik var abi. Niye? Bilmiyorum ki. Bari baba normal.
İntikam alınca insanın içi böyle bir hafifliyor. Yapacak bir şey kalmamış gibi hissediyoruz. Kaç intikam aldın Zafer? Hava atmak gibi olmasın. Sayanlar olmuştur. Ben saymadım. Ercan'ım otursana. Pastırma güneşi bu, kaçmaz. Aklım fikrim pastırmada, kuzuda, pirzolada. Sen Enler abiyle takılsan çok mutlu bir çift olursunuz Zafer abi. Belediyiz Nevzat abi. Ha, buyur gel. Hayırdır abi? Babam aramış dolaşamamış. Yok bir şey. Amca. Hı. Ünal sırf bizim hatırımız için birini aleni olarak yok eder mi? Edecek tabii. Başka ne yapacaktı? Yapmıyorum mu diyecekti. Bir menfaati olmadan eder mi? Ben de biliyorum etmeyeceğini. Ne menfaat elde ettiyse etti. Umurumda değil. Amca, Asım niye Ünal'la görüşmek istedi? Masal anlatmak için olmadığını tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Onu hepimiz tahmin ettik de Ünal gibi bir adamın cebine silah koyduk, içeri soktuk. Çıkınca da ne anlattı, ne anlattı diye peşine düşecek halimiz yok. Zaten amacımız Asım'ın ne dediğini öğrenmek değildi. Asım'ı öldürmekti. Vay basta. Benim bilmediğim, senin bildiğin bir şey varsa söyle de. Bilmediğim bir şey bilmiyorum amca. Ama bilmediğimiz bir şey var diyorum. Hoş geldin Nevzat abi. Neyi var bunun? Baba, özel bir durum varmış. Nevzat abi görüşmek için burada. Buyursun gelsin. Hepinizi aradım. Kimse cevap vermeyince buraya geldim. Ben de sana teşekkür edecektim Nevzat Bey, sen gelmeseydin. Ben teşekküre gelmedim. Teşekkür edilsin diye de gelmedim. Hiç terslenecek durumda değilim Nevzat Bey. Sizi oraya sokarken bana söz verdiniz. Hiçbir şey yapmayacağınıza dair. Nevzat Bey, biz sana verdiğimiz sözün dışına çıkmadık. Bir şey yapmadık. Kes sesini İlyas. Nevzat abi, belli ki bilmediğimiz bir şey biliyorsun. Ters konuşacağını anlatır mısın? Anlatayım. Az önce devletin koruması altında olan bir gizli tanığı öldürdünüz. Bu adam çok önemli bir adamdı. Büyük bir örgütün kilit adamıydı. Ve istihbaratın içindeki bir sürü hain ortaya çıkacaktı. Bu yüzden size o adamı bir şey yapmayacaksınız dedim. Siz ne yaptınız? Nevzat Bey, ben kızımın ölüm emrini veren adamın nefesini kestim. Adam onları ortaya çıkaracakmış. Gizli tanıkmış, falanmış, filanmış. Benim kızımı öldüren adam nasıl devletin koruması altında olabiliyor? Ha? De bana bir. O bahsettiğim hainler seni öldürmek istiyorlardı.
ve o adam isimlerini vereceği için seni öldüremeyince onu sana öldürttüler. Bu gizli tanığın söylediği başka isimler varsa söyle, ben öldürteyim. Sen devletsin. Öldüremezsin ama ben öldürtürüm. Ben devletim. Az önce sana sağladığım imkan sayesinde birini öldürdün. Ve bu sana sağladığım son imkandı. Bundan sonra arkanda durmayacağım. Nevzat Bey. Durduğun yerde dayım duruyor olsa böyle konuşmazdı. Sen önce dayımın katillerini bul. Bizim işimize karışma. Bizim senden destek beklediğimiz yok. Oyuna geldin. Ve seni oyuna getiren her kimse bundan sonrası daha kanlı olacak. Evet Hızır Ali. Artık işinize karışmayacağım. Çünkü yakında ne işiniz kalacak, ne eşiniz, ne dostunuz. Nevzat abi. Bizi oyuna kim getirdi? Onu da söyle bari. Gidin Ünal'a sorun. Asım onun kulağına fısıldadı. Ne demek masal anlattı Asım? Hızır'a söylemediğimi sana mı söyleyeceğim Yılmaz? Ha. Demek masal anlatmadı. Masal dediğim Hızır'ın kızının öldürülme mevzusu. Zeynep'i o öldürmedi mi? O öldürmüş. Bunu ona yaptıranlar kısmı ne sana ne de bir başkasına söylemeyeceğim kısmı. Hayda. Hızır peşine düşmeyecek mi? Hızır'ın kimsenin peşine düşecek hali yok. Adamlar düştü peşimize. Bize öyle birini yok ettirdiler ki burnumuzdan fitil fitil gelecek. Engel olsaydın, sen koymadın mı silah mı ne yaptırdığını onu? Asım öleceğini biliyordu. Onu benim öldüreceğimi de biliyordu. Benden intikam alacağını söylemek istedi. Hem de bana verdiği bilgiyle. Bilgiyi aldıysan buna engel olurdun sen. Her kimse engel olurdu. Bunu toplantıda konuşuruz. Toplantı mı var? Hızır birazdan isteyecek. Niye ki? Nevzat ona artık devletin düşmanısın diyecek. Neden biliyor musun? Bilmiyorum da bunları anlamaya çalışıyorum. Gizli tanığı bize öldürttüler. Asım gizli tanık mıymış? Alparslan arıyor. Alparslan'a akşam toplantı için müsait olduğunu söyle. Efendim Alparslan. Bu akşam. Tamam, olur. Ünal Bey'in bir planı yok. Diğer arkadaşları ben ararım. Yeni katılacak arkadaşları siz mi ararsınız? Tamam, tamam Alparslan. Görüşürüz. Yeni katılacak arkadaşları siz mi arayacak mısınız? Onlar biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Bir tek ben bilmiyorum. Öğrenmek mi istiyorsun Yılmaz? Söyleyeyim. Hızır'ın bugün masaya oturtacağı adamların kabulünden önce öldürülmesi lazım. Git Hızır'ı buna ikna et. Ne oluyor Alparslan?
İyi şeyler olmuyor abi. Oldu ya az önce. Adam geberdi. İşte o geberen adamın bir süre daha gebermemesi gerekiyormuş. Niye ki abi? Adam gizli tanıkmış. Ben dedim abi, bu kimsesiz Yaşar pis bir şey olmasa bize o adresi vermezdi. Ben demiştim diye yaşamak sana zevk mi veriyor Reha? Zevk vermiyor da birisi beni dinlerse daha uzun yaşanır diye söylüyorum abi. Toparlamak gerekirse devlet üstümüzü çizdi mi Alparslan Reis? Toparlamak gerekirse evet abi. Alparslan abi, İlyas abi seni çağırıyor. Ne bana bakıyorsunuz? Abi, sen de aşağı insen de. Sonumuzu öğrensek. Sonumuz belli. Neyi merak ettin? Hepimizin sonu belli de. Devlete karşı gelmeden ölürsek en azından anamız babamız Fatiha okurdu. Belki mekanımız cennet olurdu. Zor. Ercan. Adnan. Sor da Lütfiye'ye. Meryem abla benimle ne zaman görüşecekmiş? Yengem beklesin demiş Hurşit abi. Bekledim de. Ben yola gideceğim. Hurşit abi, sen bugün de yola çıkamayacaksın galiba. Kim diyor onu? Lütfiye dedi. Lütfiye kim ki benim gitmeme kalmama karar versin? Ben Hayri Yana'dan başka hiç kimsenin lafını dinlemem. Sana kal deniyorsa kalacaksın. Emredersin yenge. Söyle Mürece, öyle mi demişsin? Vallahi önemli abla. İntikamımızı alacağımız adamla ilgili. Yine kim ne anlattı sana Mübeccel? Kimseden bir şey duymadım Hatice. Dedikodumu git başkalarına yap. Benim dedikodumu bana mı yapacaksın Mübeccel? Niye dedikodu olsun abla? Servet'i izledim. Sabahta haberleri. Sonra da koşa koşa buraya geldim. Ne varmış haberlerde? Hızır abi Servet'ten neredeyse yapılması imkansız bir silah yapmasını istemiş. Servet sabaha kadar garajda o silahı yapmaya çalıştı. Ne silahı? Şu aradığımız adam hastanedeymiş. Nefes darlığından. İşte tam da burada Servet devreye giriyor. O nefes darlığı için kullandıkları ilaç var ya, onun içine mekanizmayı yerleştirmiş. Sabah televizyonu bir açtık. Müfettiş makine çalıştı deyince anladım ki intikamımız alındı. Koştum buraya geldim. Kimmiş bu adam? Asım diye biri. Pisliğin teki. Artık nasıl başardıysa devlete sırtını dayamış. Kim vermiş bu adamın ismini Hızır'a? Benim müfettişten anladığım Ceylan. Hatice, Ceylan'ı bir arasana müsaitse gelsin. Gel kızım. Gel otur. Al bunu götür içeri. Uykusu var nasıl? Nasılsın?
Yalacağım bir şey yok biliyorum. Ama uyuyabilir misin diye soruyorum. Hı hı. Kızım, hiç unutma. Ben senin ananım. Eğer birine anlatamazsan, bu dert seni hasta eder. İçsin anne. Ben bilmiyor muydum içime atmayı, hasta olmayı, uşağımın peşinden ölmeyi. Öbürleri var idi da, kendimi mi düşündüm? Herkes kendini düşünsün anne. Benim ne kendimi ne Ömer'i düşünecek halim yok. Daha kızgın mısın? Sana niye kızayım anne? Ben sebep oldum da o haini vurmana. Getirmeyecektim. Hadi getirdim. Affetmeyecektim. Sen doğru olanı yaptın. Madem ben doğruyu yaptım, niye benim yaptığımı yapmadın bizim? Benim inancım seninki kadar kuvvetli değil. Ben her şeyi öteki tarafa bırakamıyorum. Hiçbir şeyi sormazlarsa sağ. Bunun hesabını sorarlar kızım. Tövbe et. Pişman olduğum zaman ederim anne. Ah kızım, kızım. Ömer o ne belindeki? Silah. Görüyorum herhalde. Nereden buldun? Çantamdan aldım. Ne demek çantamdan aldın? Senin silah taşımana gerek yok. Ama benim var anne. Ver şunu bana. Anne. Annelik yap. Milletin, benim erkeklerin belindeki silahla uğraşacağını, sen silahla uğraşmaktan vazgeç. Annelik yap. Ömer. Bana bunu yapma. Nasıl sen kendine ne yapıyorsun bilmiyorum ama bunu bize yapma. Senin kızın öldüyse benim ablam öldü. Senin bir oğlun var. Benim bir ablam daha yok. Uşak doğru söylüyor Meryem. Konuştun mu Ceylan'la? Konuştum. Bir görüşmesi varmış. Bitince gelecekmiş. Haber verirsin. Hatice. Galeriye haber ver. Ömer de silah buldu. Tamam ben hallederim. Sen merak etme. Hurşit. Ömer kiminle gitti? Adnan'la. Sen buralardan ayrılma bari. Yok ben buradayım. Çay, kahve bir şey içer misin? Yok. İyi.
Hatice abla. Ha? Bu Hışit abim niye düştü gitmenin peşine? Oraya sevduğu yok, bir şey yok. Belki burada bir sevdiği vardır da ondan kaçmak istiyordur Lütfiye. O ne bilir İstanbul'u da sevdiği olsun. Ben bir söz verdim Yılmaz Bey. Sizi masaya oturtacağım diye adamlara söz verdim. Ünal Bey de kabul etti. İsteyerek ya da istemeyerek. Şimdi ne demek? Hızır adamları masada öldürsün. Eğer öldürmezsen Hızır Reis, ben anladığımı söyleyeyim. Adamlar dokunulmazlık sahibi olacak. Bugün değilse yarın başımıza bela olacaklar. Hem de devletin zırhı üstümüzde değilken. Haberler bayağı hızlı yayıldı. Yılmaz Bey. Ya da Nevzat Bey buradan direkt sizin yanınıza geldi. Nevzat Bey gelmedi de İlyas'cığım. Ölen adamın kim olduğuna dair haber Ünal Bey ofise dönmeden geldi. Yani Ünal Bey Asım'ın gizli tanık olduğunu bilmiyor muydu Yılmaz abi? Bilseydi böyle bir şeye bulaşır mıydı Alparslan? Abi tamam, sen bir söz verdin. Sen de söz verdin. Ben söz verirken yanımdaydın. Tamam. Bütün Çakır Beyliler olarak verdiğimiz sözün arkasındayız. Ama Çakır Beyli olmayan biri bu masada bu işi bitirmeye kalkarsa böyle bir şeye itirazın olmaz, değil mi? Umurumda değil. İsteyen masada beni bile öldürebilir. İtirazım yok. İlyas, İlker'le Ender'i düşünüyorsan onlar Hızır Reis demeden bir şey yapmaz. Ünal Bey abinden sonra Fikret'i öldürecekler demişti, değil mi? Hı hı. Ben tipi abileri ikna ederim. Sen oturma düzenini ona göre ayarla. Yılmaz abi, Ünal Bey bu kadar adamın ölmesini istiyor da Teoman'ın abisinin kim olduğunu bilmiyorum. Tam da bu yüzden istediğini düşünüyorum Alparslan'cığım. Abi bu senin fikrin mi? Yoksa Asım ölmeden önce Ünal Bey'e bir şey söyledi mi? İnan ki hiçbir şey bilmiyorum Alparslan. Asım bir şeyler söylemiş. Ama ne demiş bilmiyorum. Ne demek Çakır Beyliler devletin düşmanı Nevzat? Ceylan Hanım, siz Çakır Beyli değilsiniz. Almanız gereken kararlarda Çakır Beyli ailesinden yana değil, devletinizden yana olmalı diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun. Ben de kararlarımı devletimden yana alıyorum zaten. Çakır Beyli ailesi gibi. Siz duygularınızla bu işleri karıştırmazdınız. Ne oldu size? Sana göre ben duygularımla hareket ediyorum. Eğer duygularımla hareket etmiş olsaydım, abim öldüğünde senin o koltuğa oturmana izin vermezdim. Şimdi sen o koltuğa oturmuş, benim kararlarımı tartışıyorsun. Hızır'ın ölüm emrini vermiş, kızını öldürmüş, gizli bir tanık üzerinden kıyamet koparıyorsun. Şimdi beni iyi dinle Nevzat. Git işini yap. Senin işin içerideki pislikleri temizlemek, benim işim dışarıdaki pislikleri temizlemek. Sana ne yapman gerektiğini söylerim. Ceylan Hanım, madem kararlarınız devletten yana, uygularım. Ama Çakır Beyli ailesinin arkasında artık durma. Duramam. Durma Nevzat, durma. Ne Hızır'ın, ne Ünal'ın, ne de başka birinin arkasında durma.
Düşmanlarımız senin böyle hareket etmeni istiyordu. Sen de aynen onların istediği gibi davranıyorsun. Asıl duygusal olan sensin. Duygusal mı? Peki Asım'ın ölümünün hesabını ben Hasan Bey'e nasıl vereceğim? Hasan Bey'e dersin ki, Ceylan Hanım, Hızır'ın Asım'ı öldüreceğini bile bile beni işin içine soktu. Anlaştık mı? Nasıl isterseniz. Aşağı izle. Kimsin? Ben geldim. Kim verdi sana? Baba bir dinler misin önce? Bu konuda bir söz verdim. Vuracağım dedim. Kim verdi silahı sana? Git annemi vur o zaman. Meryem mi verdi silahı? Hayır, ben aldım çantasından. Ama bir dinler misin baba? Silah senin önünde, dinliyorum. Ablam öldü. Seninle annemin de kızı. Sen iyi değilsin. Ben de iyi değilim. Ama annem kötü. Hem de çok kötü. Benim elimdeki silahın peşine düşeceğine, gözümün önünde adam öldüren annemin peşine düşsen daha doğru olmaz mı? İntikam peşine koşturacağını, ailenin peşine koşturmayı tercih edemiyor musun? Edemiyorum. O yüzden de daha 18'in evine girmemiş oğlum. Masanın üstüne silah koyup bana babalık öğretiyor. Ben de dinliyorum. Bir şey yapmayı düşünmüyor musun baba? Öldürdü gözümün önünde. Baba. Ben annemi kaybetmek istemiyorum.
yapacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum uşağım. Ben de senin gibi birinin uşağıydım da. Kimse öğretmedi ki. Bari sen öğret Ömer'im. Sen öğret. Ne diyorsun abla? Bir şey söylemeyelim mi? Sakın. Sen bir şeye karışma. Bunlar deli daha. Bırak bırak. Ben götürürüm. Sen geç içeride uzan. Televizyon seyret. Kim gelmiş kim gitmiş. Sana ne? Ya bırak. Ya bırak ben götürürüm. Sen dinlen. İlyas. Bunu abin mi emretti? Yoksa senin fikrin mi? Ne fark eder Ateş? İlyas, abisinden gizli birini vurduracak değil. Birini değil aga. Masamıza oturacak, kimsesiz Yaşar'la Nat Hoca Ekrem'in kardeşi Keş Duyaman'ı. Sizin kimsesiz Yaşar'la Keş Duyaman'la ne işiniz var? Bir şey konuşuyoruz Emine. Sen çayları bırak da bize biraz müsaade et istersen. Fikret, sen ölürsen ablam dul kalacak. Onun da bilmeye hakkı var. Sakın bunlara sataştığını söyleme bana Fikret. Kaç aydır senle ben burada yokuz Emine. Hangi ara birine sataşacağım? Emine abla, ben sana olayı anlatayım yoksa konu çok farklı yerlere gidecek. Böyle bir şey olmasını istemeyiz. Şimdi abim bu Teo'yla şeyi, kimsesiz Yaşar'ı masaya oturttu. Ne? Anlıyorum. Hızır çok üzgün de kendini öldürtecek başka adamlar mı bulamadı? Zeyno'nun katilini onlar verdi abla. O yüzden masaya oturttu reis. Ne alakası var? Hurşit buldu getirdi. İti göndereni diyor abla. Asım'ı. Abla E'si şu. Ünal Bey dedi ki biz bunları öldürmezsek bunlar masaya oturur oturmaz başımıza bela olacaklar. Olacaklar. Kim öldürecek? Ben de onun için buradayım. Tabii abim söz veren olduğu için ben ve Alparslan bunu yapamayız. Bunda düşünecek ne var? Hayır işi de kocamla kardeşim yapar. Sağ ol ablam. Baş tacısın. Da. Damadım lazım olur. Biz Ateş'le yaparız. Değil mi Ateş? Abla çok sağ ol. Ben de bunu duymaya geldim buraya. Yoksa sen gelmeseydin şimdi laf uzayıp gidecektin. Akşam toplantım var. Gidip gönlüme haber vereyim. Hadi sen otur otur. Ben haber veririm. Siz oturun çayınızı için. Nasıl yapacağınızı konuşun. Haydi. Aga. Çelik telle yapalım diyorum. Ne diyorsun? Bana uyar Ateş. Evet. Yeni arkadaşlarımızın ticaretimize katılmaları için itirazı olan var mı? İtiraz değil de sormak istediklerimiz olabilir Ünal Bey. Tabii eğer bir mahsuru yoksa. Benim için bir mahsuru yok İlker. Sorabilirsin. Sor.
Her katılan yeni üyenin vermesi gereken bir 100 milyon dolar olduğunu hatırlıyorum. Hatta ticaretimiz bu kadar iyiyken bu rakamı daha da yukarı çekmek mümkün. Değil mi Ünal Bey? İlker haklı. Katılımdan önce ne kadar para yatıracağınız size bildirildi mi? Para problem değil. Onu anladık da. İlker için tek problem var. Para. Madem problem yok, benim de çok soracağım bir şey yok. Benim de söyleyeceğim bir şey var. Bu arkadaşların aramıza katılması bize ne kazandırıyor? Reis, yanlış anlama. Senin verdiğin sözü haricinde tutuyorum. Bir mahsur yok Ender. İsteyen istediğini sorabilir. Ünal Bey abimi bilir. Yılmaz Bey de beni bilir. Değil mi Yılmaz? Bilirim de pek kafan yerinde değil. Onu bilirim Teomancığım. Hep uçarken rastlaştık. Uçarken derken? Teoman'ın ayakları yere pek sağlam basmaz. Onun için söyledim. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. O eski Teoman. Abime bir söz verdim. Artık temiz bir hayat süreceğim. Bu masada oturacağımı duyunca mutlu oldu. Ama anladım ki burada mutlu olan yok. Ağabeyin masamıza otursaydı mutlu olurduk. Ama o her zamanki gibi maşa kullanıyor. Hem kardeşini hem de kimsesiz arkadaşını. Bunlar süs diye mi burada? Plastik mi, yeniyor mu? O açıdan sordum. Sizin katılım oylamanız bittikten sonra yenecek. Yok. Ben yemek yemeyeceğim. Bu elmayı yiyeceğim. Ender'in sorduğu soruya ilave bir soru sormak gerekirse. Abiniz Ekrem Bey bize bir olanak mı sağlayacak? Yurt dışı ilişkilerini mi açacak? Yani sizin masada olmanız bize ne kazandıracak? Savaş çıkabilecek her yeri. Bu masanın bazı kuralları var. Örgütlere silah satmamak gibi. Bu bir hata. Ama madem kural bu, devletlere satarız. Biz hangi devlete silah satamıyoruz ki sizinle işbirliği yapalım? Afrika'ya silah satışımız yok. Bildiğim kadar. Oraya ticari giriş iznimiz yok. Sizin yok. Benim var. Dostum Yaşar. Bir şey söylemeyecek misin? Elmanı da yedin. Söyleyeceğim. Murat Bey. Hele bir ayağa kalk. Seni bir öpeyim. Sebep? Kalk ya. Tebrik edeceğim. Evleneli çok oldu. Hele kalk. Öyle değil ya. Öyle değil. Siz ne biçim ortaklarsınız ya? Birbirinizden sır mı saklıyorsunuz? Ne sırrı saklıyormuşum? Ne biçim konuşuyorsun sen? İnsan ortağım dediği, arkadaşım dediği adamlardan baba olacağını gizler mi ya?
nereden çıktı? Çöpten çıktı. Reis bilir. Biz dönüşüm işindeyiz. Herkesin çöpü, kağıdı, atığı döner dolaşır. En sonunda bize gelir. Sabahleyin çocuklar getirdiler. Müjde vermek için. Dediler kimsesiz baba. Ortağın Murat Bey'in çocuğu olacak. Bak dediler bu da pozitif. Dedim bu çocuğun resmi mesmi yok mu ya? Hani bilgisayarda yapıyorlar ya. Dediler yok. O yengede. Gülüm yenge hamile mi aga? Bak. Ateşe bak ya. İnanmıyor. Al. Hastane raporu burada. Yok bu Ender'in. Günde ne kadar et yediği. Fikret Ağa sen bilirsin söylesene. Emine abla demiştir sana Gönül yengenin sırrını. Doğru mu lan? Damadım Fikret. Bugün hastaneye gittiler. Ama sonucu ben de burada öğreniyorum. Hazır. Duydun mu? Baba oluyormuşum. Duydum kardeşim, duydum. Gözümüz aydın. Tebrikler tipi. Tebrikler. Nasıl olacak şimdi? Ne nasıl olacak? Tipi A. Teo ile beni nasıl öldüreceksin? Onu mu soruyoruz? Sana en güzel haberi veren adamı nasıl öldüreceksin? Öldürmek nereden çıktı şimdi? Onun da fişi burada. Senin çelik tel aldırdığın adamlar benim adamlarım. Aradılar. Dediler kimsesiz baba. Ortağın Ateş iki parça çelik tel aldırdı. Herhalde birisini boğduracak. Dedim kim ola ki acaba? Ateş benim ortağım. Böyle işlere niye bulaşıyor? Söylesin ben hallettireyim. Ya benim etim, adamın alışverişi. Ya sen niye çöpleri karıştırıyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Tanımak için. Ortaklarımı tanımak için. Hepinizi de tanıdım. Kolesterolün 800 olmuş. Ender. Hala ayda 100 kilo et yiyoruz. Bizim kimsesiz çocuklar dediler. Kimsesiz baba bu adam bizim bir yılda yediğimiz eti bir ayda yiyor. Öldürelim bunu dediler. Dedim sakın ha. Öyle bir şey duymuş olmayayım. Ben tanıyorum. Ona söylerim her ay 100 kilo et de size gönderir. İlker Bey. Senin bu evin tadilatı ne zaman bitecek ya? Anlamadım. Evin 8 odalıydı. 18 odaya çıkardın. Yatakların altı doldu parayla duvar ördürüp arasına sokuşturmaya çalışıyorsun. Para dediğin neticede kağıttır. Ker Bey, bir kıvılcım yanar. Bak, İlker de bozuldu. Dostum İlyas. Bakma sen ona. Dostum Yaşar. O öyle bir şey olursa evin içine girer parayla yanar. Evet. Herkesi tehdit ettin. Herkesi araştırdın. Kimsesiz Yaşar. Benim için söyleyeceğim bir şey var mı? Ya sen... Hastanede Asım'ın sandalyesinin arasına nasıl koydun o silahı Ünal Bey? Hem de herkesin gözünün önünde.
Merak etme. Kayıtlar bende. Yalnız ses kaydında bir problem var. Dediler ki dudak okuyanlar var. Dedim ne gerek var? Söyleyecek bir şey olsa masasında oturuyoruz. Ünal Bey bize söyler. Benim için söyleyecek bir şeyin var mı Yaşar? Acılı bir babaya ne söyleyebilirim ki? Hem sen İlyas, Alparslan, beni bu masaya davet eden Çakır Beylilersiniz. Kabul ederseniz dostunuz olurum. Öyle değil mi Teo? Biz dost olmaya hazırız. Anladığım kadarıyla masaya yeni oturan arkadaşlara itiraz yok. Kabulden sonra ben size kuralları anlatırım. Zeki Bey'i vekil olarak seçmiş Teoman Bey. Evet. Yaşar Bey. Kimsesiz. Yaşar kimsesiz. Vekiliniz kim? Kimsesizin vekili mi olur? Olur da bir gün birisi becerikli çıkar beni öldürür. Helali hoş olsun. Onu alın, benim oturduğum yere koyun. Demek benden daha iyi ki beni öldürdü. Öyle değil mi? Dostum İlyas. Öyle. Dostum Yaşar. İkidir bana dostum Yaşar diyorsun. Sen de şunu bil ki senin dostun Yaşar, benim düşmanım ölür. Yapacak bir şey kalmadığına göre yeni arkadaşlarımızın masaya kabulü için el kaldıralım. Bitirebildiniz mi işinizi? Bırak şimdi. Bırak şimdi işim işi abla. Gönül! Ne oldu Fikret? Delirdi mi bu? Baba olacağını öğrendi Eminem. Kimden öğrendiyse boyu devrilsin. Nasıl geçireceğiz biz 8 ayı? Kimsesiz Yaşar'dan. Ne oldu Murat? Daha ne olsun Gönül? Daha ne olsun? Baba oluyor. Baba oluyorum, baba. Baba oluyorum. Baba oluyorum. Yavaş, yavaş. Gel. Gel şöyle otur. Gel. Otur şöyle. Geçin, geçin siz de oturun. Ayı yavrusunu severken boğarmış. Özür dilerim. Gönül canım bir şey çekiyor mu? Ne aldırayım sana? Murat öyle yapma ne olur. Tamam. Bir şey yapmıyorum. Şu kırlenti arkana koy. Lan ne demek Yaşar'dan öğrendik? Adamları çöpleri karıştırıyormuş. Ne yapacağız Fikret abi? Ne demek ne yapacağız? Siz işi niye bitiremediniz onu deyin. Nasıl bitirelim Eminem? Hepimizin evinin önüne adam yollamış. Biz orada bir şey yapsak sesi buradan çıkar. Bundan sonra benim düşmanım falan yok. Bu böyle bilinsin. Sen de mi bıraktın Hızır Reis gibi? Ateş,
Ya da sadece kalbe atıyor Murat'ım. Atacak. Atacak. Yalnız kız olursa Hızır'a bir sözüm var. Adı Zeynep olacak. Erkek olursa adını sen koy. İkiz olursa abla sen de koyabilirsin. Ateş, ben de seni tebrik ederim. Bundan sonra baba sensin. Ben artık çocuklarımın babasıyım. Ne mi hissediyorum? Kötü bir insan oldum. Bunu bana birisi söylese umurumda olmazdı. Şimdi tamamen böyle hissediyorum. Oğlumun gözünün önünde birini öldürdüm. Ben artık Ömer'e nasıl iyi bir insan olmasını söyleyebilirim. Nasıl beline silah takma diyebilirim. Nasıl birini vurma diyebilirim. Nasıl gördüklerini unut deyip temiz bir hayat seçmesini isteyebilirim. Ömer zaten temiz bir hayat seçiyor. Senin seçtiğin hayatın yanlış olduğunu söylemeye çalışıyor. Ben Ömer'i duyamıyorum. Ne söylemeye çalıştığını anlamıyorum. Ben Zeynep'ten başka bir şey düşünmüyorum. Bitti mi toplantınız? Bitti. Ben de gidecektim ama seni bekledim. Söyleyeceklerim var. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Bir gün toparlar mı? Ancak sen toparlayabilirsin onu. Beni kim toparlayacak? Ben. Nasıl? Bir daha ailenden birine zarar gelmeyecek kadar güçlü olmanı sağlayarak. Ceylan, şu yalan dünyanın en büyük palavrası ne biliyor musun? Güç. Haklısın. Ama sevdiklerin için olmak zorundasın. Alalım. Alalım. Sen ne diyecektin? Ekrem aradı. Taziye için gelmek istiyormuş. Gelmiş mi İstanbul'a? Gelmiş. Hiç onu görecek halde değilim. Ama görmek zorundasın. Neden? Teoman da Yaşar da o masaya boşuna oturmadı. Bu plan onun planı biliyorsun. Kasım'ı bize Ekrem mi öldürttü? Yarın gözlerinin içine baka baka sorarsın. Yarın olmaz işim var. Abi iş. Buraya mı gelsinler bana mı? Evime gelmelerini istemem. Senin de evine gelmelerini istemiyorum. Yani? Tibi'nin çocuğu olacakmış. Yarın herkesi fidanlığa çağırdım. Meryem'e de değişiklik olsun diye. Oraya çağır, oraya gelsinler. Benim fidanlık falan çekecek halim yok. Dur.
Duymadın mı Meryem? Tipiyle gönüllü çocuğu olacakmış. Evet, bana müsaade. Yarın görüşürüz. Çocukları kızmaymış erkek. Bir aylıkmış. Kızlar olursa kızının adını koymak için izin istediler. Ben de Meryem'e sorun dedim. O yüzden Fidan'la çağırdım. Koysunlar. Ömrü uzun olsun inşallah. Benim bahtsızım gibi olmasın. Kızım bahtsız değildi Meryem. Bahtsız olan senle beniz. Bir de oğlumuz. Ömer silahımı aldı. Biliyorum. Bana getirdi. O kadar güvenmiyor bana. Haklı. Nasıl güvensin? Annesi gözünün önünde. Şşş. Tamam. Bugün bir şey duydum, doğru mu? Vecal söyledi. Kocasına bir şey yaptırmış sana. Emri vereni halletmişsin. Mübeccel Allah seni. Kocanı öldürteceksin mübeccel kocanı. Kimse duymadı, Hatice ile ben vardık burada. Adnan. Buyur abi. Servet abini ara. Mübeccel'i de alsın, acele buraya gelsin. Emredersin abi. Söz verdiler ya, söz verdiler. Yapacağız dediler. Sadece bana değil, ablalarına da söz verdiler. Madem yapmayacaksınız, bize söyleyeceksin. Biz orada bütün hazırlığımızı yapacağız. İş yerini bitireceğiz ya. Amca, eğer biz öyle bir şey yapsaydık, herkesin ailesini öldüreceklerini adamlar açıkça ifade etti. Onları öldüreceğimizi nereden biliyorlardı ki amca? Güya Ateş abinin tel alışverişine bağladılar ama kuzen, onlar genel olarak tedbiri almışlardır. Ya dinleniyor muyuz acaba? O açıdan dedim kuzen. Artık bunu öğrenebileceğimiz bir Nevzat Bey yok arkamızda. Dinleme minleme de yok. Adamlar sanki bilmiyor mu onlardan zerre kadar haz etmediğimizi? Alacağımız adresi aldık, işimizi bitirdik, öldüreceğiz de. Bence de öldürelim abi. Tamam da nasıl? Adamlar bir kerelik tehdit etmemişler ki. Bize zarar verirseniz biz sizin bütün zayıf yerlerinizi biliyoruz demişler. Cenan abla geldi. Hoş geldin abla. Ne haber Zafer? İyi abla. Biz de kimsizleri nasıl öldürürüz diye tartışıyoruz. Burada. Tek güvenli yer burası olduğu için burada toplandık. Nevzat Bey açısından.
Önerileriniz neler? Kimse sizleri nasıl öldürüyormuşuz? Buyurun. Öldürüyormuşuz derken Ceylan abla? Zafer öyle söyledi. Bakmayın öyle bana. Şeyhinin başındaki adamı öldürme planını kim yaptı? Ceylan ablam. Ya anneciğim. Bana laf söylemeye gelince söylüyorsun anne. Herkesin oğlu çiçek getirir, benimki bela. Herkesin annesi çorba yapar. Benimki operasyon planı. Ben sizin yerinizde olsam... Teyze. Hiçbir şey yapmam diyecektim Alparslan. Hızır bilmeden hele. Ceylan abla. Diyelim ki Hızır abimin izni var. Sen ne yapardın bizim yerimizde olsaydın? Şimdi bu Yaşar'ın sokaklarda bir sürü adamı var değil mi? Evet, var. İlla ki satın alınacak, kafası güzel adamları da vardır. Teyze. Sen gidip uyusan ya, bugün çok yoruldum. Ha bu arada böyle bir adam bulacaksanız burada oturanlar bulmasın. Yaşar kurtulursa onu konuşturacaktır. Ne diyorsun Fahri Bey? Vallahi doğru söylüyor. Yani? Yanisi yarın abinle konuş. Ya tamam konuşalım mı yoksa bulalım mı? Satın alınacak adam onu soruyor. Bulalım abi. Şimdi Nevzat Bey'le aramız bozuk olmasa. Bunun itlerinden birileri illaki bir yerlerdedir. İsterdik adamları alırdık. Yollardık icraata. Arkasından da mümkün değil biz çıkmazdık. İlyas abi. O geçen gün gittiğimiz mekanda olmaz değil mi abi? Oradaki adamların elinin altında otomatik var görmediniz mi? Evinden çıkışı iyidir. Hatta sabahın erken saati. Hem kimse de beklemez o vakitler. Değil mi amca? Adam kimsesiz ya. Ne şoförü var ne koruması. İnadına tek geziyor. Ama sokaklarda herkes adamı tanıyor. O yüzden evden çıkış saati iyidir. Erken saatleri iyidir. İyi. Amca, biz yine bir Hızır amcamla konuşalım. Yani neticede masada oturan birinden bahsediyoruz. Sakın. Hızır bilmeden hiçbir şey yapmak yok. Ceylan abla. Diyelim ki biz gene Hızır abimizden izin aldık. Ve diyelim ki sen yine bizim yerimizde olsan bu Teoman Bey'i nasıl öldürürdün? Öldüremezdim çünkü yarın fidanlığa başsağlığına gelecek abisiyle. Toparlayacak olursak biz kimsesiz Yaşar'a konsantre oluyoruz. Doğru mu anladın Ceylan abla? Müsaadenizle benim artık istirahat etme vaktim geldi. Siz de o güzel kafalarınızı fazla yormayın. İsterseniz de burada kalabilirsiniz. İyi de Ceylan abla. Her tarafta mobese var. Artık Nevzat Bey de arkamızda değil. Yani bir araba ayarlanıp gidilse, sahte plaka da olsa izle izle bize ulaşırlar. Ben ne bileyim. Yani hani İlla yapılacak olsa çalıntı bir taksiyle de bu iş yapılabilir değil mi? İyi geceler. İyi geceler. Bu konunun şaka kaldırır bir tarafı yok. İkinizin de hayatı söz konusu. Abi söz veriyorum. Hiç kimseye ağzımı açmayacağım.
Yaşamak için bunu aklında tut. İyi. Ama konu sadece senin çeneni tutamaman değil. Servet bir imza attı. Ama bugün toplantıda anladığım, herkes Servet'in imza attığını anlamış. Zaten anlamaları kaçınılmaz reis. Yani bunu dünyada yapabilecek birkaç kişi tahmin ediyorum. Ama bu sürede yapabilecek birisi yaşamıyor. Yaşayasın diye Servet. Şimdi buradan çıkıp evinize bile uğramadan, ki sen bunu yapamazsın, paralarını almadan gitmezsin, hemen ülkeyi terk etmeniz lazım. Para değil de reis, pasaportlar evde. Neyse, bu gece gün doğmadan ülkeyi terk etmeniz lazım. Ne kadar süreliğine abi? Ben çağırana kadar. Size konuşabiliyoruz yani. Hayır. Gittiğiniz yerden fidanlığa kart atın. Sizi bulabileceğimiz bir adresten. Telefon yok yani. Niye Servet? Ölmeden önce bir alo mu demek istiyorsun? Yok reis. Hay Allah. İnsanlar da bıraktım seni kaçtım zannedecekler. İnşallah öyle zannederler de peşinize düşmezler. Zannetmesinler reis. Öleceksek de ölürüz. Ama hain anılmak... Allah korusun. Servet, ölü olarak mı anılmak istersin, hain olarak mı? Ölü olarak reis. İyi, öl o zaman. Hazır abim doğru söylüyor Servet. Reis, ben dostlarımla vedalaşmadan gideceksem ölürüm daha iyi. Sabah fidanlıkta olacağız. Oraya gelir vedalaşır gidersiniz. Sabaha kadar ortalığı ayağa kaldırmayın. Kimseye bir şey söylemeyin. Oraya gelirsiniz, sessizce vedalaşır, kaybolursunuz. Tamam? Tamam reis. Abla ben seni bırakıp nasıl gideyim şimdi? Ben sensiz ne yaparım? Kızım beni bırakıp gitti Öbeca. Ben onsuz ne yapıyorsam, sen de bensiz yapacak bir şey bulursun. İşte onu diyorum ben de. Böyle kötü bir günde seni nasıl bırakıp gideyim? Gidin Mümecal. Gidin gibi de sizin için üzülmeyin. Hakkımı helal et reis. Helal olan helaldir Servet. Çok şükür hepsi alın teri. Abi. Sen bize hem babalık, hem abilik, hem reislik yaptın. Hakkın ödenmez. Hakkını helal et. Helal olsun. Gidin dünyaya dolaşın, gezin, keyfini çıkarın. Biz yapamadık, hiç olmazsa sevdiklerimiz yapsın. Ha, iyi misin? Nasıl? İyi oldun mu sen? Hadi gir içeri. Çocuklardan para alma.
Aşkım baba iyi misin? İyi. Baba iyi misin? İyi. İyi. Bir şey yok. Baba iyi misin? İyi. İyi. Tamam. İyiyim. Baba. İyi misin baba? İyi. Polisler geliyor. Adın ne? Mevlüt. Al bu silahı. Polise teslim ol. Ben yaptım de. Kim olduklarını anlayalım. Ben senin arkanda dururum, tamam mı? Emredersin baba. Arabanın arkasında da var. Hangisinden al. Hadi göreyim sizi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi. Hızır Reis'e de ki, kimsesiz Yaşar geldi, seninle dışarıda bir çay içecekmiş de. Abi, kimsesiz Yaşar dışarıda. Anlamadım. Üstü başı dağılmış dışarıda biri var. Ben kimsesiz Yaşar, Hızır Reis'e söyle, kapının önünde çay içeceğiz dedi. E kapının önüne kadacı olmuş. Belli ki düşman. Niye sıkmıyorsun Adnan? Bir dur kızım dur. Ne sıkması bir dur. Hayır olsun Yaşar. Birini mi vurdun? Polisten mi kaçıyorsun? Ne oldu? Ha bunu dedin ya. Söyleyecek bir şeyim yok. Şu çayı içeyim, bana bir taksi çağırın giderim. Ne oldu bir anlat da. Biraz önce bir arabadan bana sıktılar. Üçünü de vurdum. Biri kalaydı iyiydi ya. Kimin yaptırdığını öğrenirdim. Ama maalesef vurmak zorunda kaldım. Ne baştan anlat şunu, ne oldu? Ne önemi var ki? Bu ilk değil. Sen yaptırdıysan ilk senden görüp duyayım. Ondan sonra vuruşalım diye geldim. Yaşar. Ben böyle bir şey yaptırmadım, böyle bir şey yaptırma emri de vermedim. Ama hala benden şüpheleniyorsan... Çek beni vur. Çayını iç, arabanın anahtarını da al git. Bıktım da. Kurşun döktüren benden buluyor. Peki dün gece senin masanda beni öldüreceklerdi. Bunu biliyor muydun? Öyle hiçbir şeyden haberin yok gibi duruyorsun. Ölü müsün? Yok. Beni o adama öldürmeye gönderirken onun gizli tanık olduğunu bilmiyor muydu Yaşar? Biliyordum. Sen bana sormadın ki tanık mıdır, sanık mıdır adam. Kızını öldüren adamlar kimse kim? Öldürmeyecek miydin? İşte bana bu bilgiyi verdiğin için sana silah doğrultmam. Sen bana doğrultmadığın sürece... Kardeşin İlyas'ın da alakası yok o zaman. Çünkü ona dostum dedim. İyi. Dostunu görünce sorarım. Ama İlyas... benden habersiz kimseye sıkmaz. Hele masadaki birine. Sen sor. Ben de soracağım. Sen bir şey öğrenirsen bana bildir. Ola ki senin adamlarından biridir. Ben öğrenirsem sana bildiririm, sen öldürürsün. Benim adamlarından biri ise ben öldürürüm. Adnan. Buyur abi. Yaşar babayı evine bırak. Arabanın anahtarını ver, ben giderim. Sonra kimsesiz Yaşar korktu, korumayla gezdi derler. Ver arabanın anahtarını Adnan. Sağ ol. Bir şey lazım mı?
Elini yüzünü yıkayacaksın mı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Üstünü başını değiştireceksin mi? Yok ya. Çoğu benim kanım değil zaten. Hadi eyvallah. Şimdi bir tane taksinin içindeki üç kişi Yaşar'ı sıkıyor. Yaşar ölmüyor. Sonra Yaşar buna sıkan o üç kişiyi kovalıyor, peşlerinden gidiyor. Sonra bunların üçünü de öldürüyor. Öyle anlattılar abi. Peki nasıl ölmüyor Reha? Bana niye soruyorsun abi? Ben mi yaptım? Sen yapmadın mı? Abi, bugün Hızır abiyle konuşup sonra yapacaktık ya. Ya iyi de bu bizim plan. Reha Reis, helal olsun. Ölseydi şimdi ben yaptım diyecekti. Ablasına alakam yok demeyle. Ben yapmadım. Reha otur. Sen yapmadıysan kim yaptı Reha? Bahri abi, sen mi yaptın? Niye sizden gizli böyle bir şey yapayım? Abi bizim dün gece konuştuğumuz şeyi sabahına kim yapmış olabilir? Üstelik başarısızını. En kötü tarafı da bu değil mi? Başarısız olmak. Yaşar'a. Ağacın altına doğru geçeyim. Elyaslara bakıp geleceğim. Ben de geleyim mi dayı? Laf işitmek istiyorsan gel. Yok dayı, ben ağacın dibine bir bakayım. Hoş geldin reis. Sen daha gitmedin mi? Gideyim değil mi? Kalacak burada. Kalacakmışsın. Ezer. Bir şey mi etmiş o İlyas? İnşallah etmemiştir hanım. İnşallah etmemiştir. Gelip sorayım mı? Bağa yalan demez benim uşağım. Hangi uşağın sana yalan söylemez hanım? Huyunuz biz, huyunuz. Babam geldi. İnşallah Hızır abi duymamıştır. Nereden duyacak? Daha kimsenin haberi yok. Vallahi billahi ben yapmadım. Garibanın biri teslim olmuş. Nereden bilecek manasında söylüyorum. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Nasıl bir şey abi? Benden habersiz yapılan. Yapılmaması gereken bir şey. Burada yok abi. Nerede var İlyas? Abi sen gelmeden önce biz de bunu konuşuyorduk da... sen neyi kastettiğini söylersen biz de... Hanginiz kimsesiz Yaşar'ı sıktırdınız lan? Ya. Abi, müsaadenle tane tane anlatabilir miyim? Sen yaptırdıysan tane tane sıkacağım. Şimdi istediğin gibi anlat. Dün akşam hepimiz buluştuk abi.
kimsesiz Yaşar nasıl yaşamaz diye konuştuk. Çok da iyi bir plan yaptık. Hepiniz. Evet, hepimiz. Sabah Hızır abiye sormadan hiçbir şey yapmayacağız diyerek ayrıldık. Sen de buraya geleceğin için hepimiz burada buluştuk. Yolda gelirken duydum ki kimsesiz Yaşar'a sıkmışlar. Ben de bunu gelip burada söyleyince ihale bana kaldı. Seninle alakası yok. Baba, hiçbirimizle bir alakası yok. Kim yaptırdı lan o zaman? Amca. Daha kötüsü aynen dün bizim konuştuğumuz şekilde yapılmış. Nerede yaptınız lan siz bu planı? En güvenli yerde. Ceylan ablanın evinde. Orada olup da burada olmayan var mı? Yok reis. Bir tek abla eksik kadrodan. Siz Ceylan'ın yanında birini öldürme planı mı yaptınız? Yani reis anladık, kızacaksın. Kız problem değil. Sana kim söyledi bu işi? Yaşar anlattı Yaşar. Evimin önünde, kapımın önünde de. Şimdi bu? Bunların sizin evde konuştuklarını sabah birileri yapmış. Yaşar ölmemiş. Ne demek Yaşar ölmemiş? Sen nereden biliyorsun? Üf maviş. Çocuklar çok güzel bir plan yaptılar. Ben de Nevzat'a uygulattım. Ne yaptın, ne yaptın? Teoman'la onların arasını bozmak lazım. Sen ne dediğinin farkında mısın? Evet. İşin arkasından sizinkiler çıkmaz. Ama Nevzat çıkar. Sen çıkma da. Teşekkür ederim. Beni düşündüğün için çok tatlısın. Çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir haber verdin bize. Teşekkür ederim. Davet edeyim dedim ama yine de gelmek istedim. Çok mutlu olduk biz de ama nasıl olacak bilmiyorum. İyi olacak. İyi olacak. Ablacığım, bizi buraya davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Yani böyle kötü bir zamanda senin yanında mutlu olmak çok ayıp, biliyorum. O yüzden de gelmek istemedim açıkçası. Böyle zamanlarda böyle haberler lazım. Hayata tutunabilmek için. Baş tacısın bacım. Müsaaden olursa kızımızın adını Zeynep koymak isteriz. Kızınız olursa çok mutlu olurum. Bahtı güzel olur inşallah. Ha.
Ne etmiş o İlyas? Bir şey mi etmiş? Yok hanım. Yalan demiş Dursa korkusundan. Onun kimseden korkusu var mı hanım? Benden korkar. Teyze. Sen bu Hurşit'i niye yollamıyorsun? Çeynemin dibine gitsin. Ha. Ben yollamaymışım. İşte Meryem onu tutay. Bir mahsur mu var enişte? Yok yenge, estağfurullah. Sen tutuyorsan lazımdır. Lazım olur diye göndermedim. Kız Hatice, bu ne tatlı olmuş böyle. Maşallah, pek de sevimli. Babasına çekmiş. Ha, kızların bana benzer. Ömer. Efendim Tip abi. Baban seni galeride istemezse bana gel. Ben artık bıraktım bu pis işleri. Anlamadım. Yok dadaş. Tövbe ettim diyorum. Ben de tövbe ettim. Ettim de kabul olmuyor da kabul olmuyor. Yoksa senin tövbe etmen bir marifet değil. Ömer biz mangala bakalım, gel. Ben ateşi yerleyeyim, sen tavukları dizi yavaştan. Dostum Yaşar. Şimdi öğrendim abimden. Çok üzüldüm. Var mı yapabileceğimiz bir şey? He. Eyvallah, ne zaman istersen. Bir telefon kadar yakınım biliyorsun. Eyvallah, eyvallah. Amca. Heh. Teomanlar geldi galiba. Lan ben onu soracaktım abime ya. Tüh. Bence bugün amcama başka bir şey sormayalım. İlyas amcam. Haklısın. Amca geldiler. Geldiniz. Hoş bulduk İlyas. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Başınız sağ olsun Hasan. Sağ olun Ekrem Bey. Vay Hızır Ali. Ne yakışıklı olmuşsun sen böyle. Gel bakayım. Sağ olun Ekrem abi. Ne haber Selda? Başınız sağ olsun Hızır Ali. Çok üzüldüm kardeşin için. Sağ ol. Hoş geldiniz. Buyurun. Hazır bu tarafta. Böyle bir günde rahatınızı kaçırmayız umarım Ceylancığım. Ne demek o öyle? Gel güzelim bakayım yanıma. Ne yapıyorsun? Okul bitti mi? Bitti Ceylan abla. Babamı zor ikna ettim. Aldım geldim. Artık yollamayız babanı herhalde. Vallahi Teoman da gitme diyor ama biliyorsun işleri güçleri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hızır'ım. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ceylan iletti başsağlığı dileklerinizi. Buraya kadar zahmet ettiniz. Olur mu canım, ne zahmet. Kızım Selda. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sizin ömrünüz uzun güzel olsun. Buyurun ailemle tanıştırayım sizi.
Merhabalar. Başınız sağ olsun. Hadi bak. Buyurun. Buyurun. Siz gel. Hatice, hı. Bu nasıl bir gizdir? Ne bileyim teyze, ha şimdi gördüm ben de. Sor Ceylan'a da. Kimi olur? İlyas'a mı, Alparslan'a mı? Hizir Ali'ye mi, yoksa o bizim Ömer'e mi? Teyze, kız büyük Ömer'den. Hangisi aklına daha çok yattı o zaman senin? Onu da bak. Ana, İlyas abi mi olmaz? E Alparslan evlenmez. Kita zaten Hızır Ali'yi kesiyor. Yok mu biri seni dilum dilum kesse? Ben ne dedim şimdi? Ne dedim ben şimdi? Hızır Ali. Buyur babaanne. Arkadaşın elimi öptü mü benim? İyice unutkan oldum. Öptü babaanne. Ha? Yok. Ben onu öpmeyi unuttum. Hadi. Oturun karşımda. Meryem. Hayri Hatun yine iş başında. Ne işte? Baksana. Hazır Ali ile kızı karşısına oturttu. Kendini meşgul edecek bir şey bulmuş işte. Kim bunlar abla? Eski tanıdığınız mı? Ceylan eski tanıyor, ben tanımıyorum. Asım'ı duyunca aklımdan başka şeyler geçti. Ne gibi? Yani birilerinin koruması altında böyle şeyler yapılabiliyorsa sana, devletin içinden birileri kafaya taktı demektir. Evet, öyle ama o birileri kim, biz de onu merak ediyoruz. Ben araştırıyorum bir taraftan. Madem kardeşim masanıza oturdu, bundan böyle sizin düşmanlarınız benim de düşmanlarım. Ama tabii Ünal'ın işine karışmam. Bilirsiniz, birbirimizi pek sevmeyiz. Duydum. Ama sebebini bilmiyorum. Ben biraz milliciydim. O gladyocuyken. Sonra o millici oldu. Benim adımı gladyocuya çıkarttı. NATO'cu Ekrem aşağı, NATO'cu Ekrem yukarı. Ulan sanki benim NATO'yla bağım gizli. Onun gibi. Ben herkese danışmanlık veren adam.
Ceylan'ın rahmetli abisi yakın dostumdu. Bilirdi. Onun da az ricasını emir bilip yerine getirmedim. Ben memleketimi savunurum arkadaş. İş ayrı, memleket ayrı. Abim de takdir ederdi bu özelliğinizi. Biz dışarıda görüştüğümüz zamanlar. Teoman, bizim masa. Hızırım. Senin de kardeşin var. Ama herkes senin kadar şanslı değil. Yanlış işlerin içine girdi. Bende yalan yok. O yüzden sizin masanızdan başka çare gelmedi. Senin geliyorsa söyle. Bizim için mahsuru yok. Delidir melidir ama Teoman'ı da herkes sever. Yani sizin iştekiler çok sever. Bitirilmeyecek işleri bitirir. Nasıl yapar, o noktaya nasıl getirir? Ben de bir abi olarak bilmek istemiyorum. Çok benzemiyorsunuz birbirinize. Teoman bahsetmiştir. Bizim analarımız farklı. Onunla nasıl Belçikalı? Oranın güçlü ailelerinden birinin kızıymış zamanında. Bizimkini bayağı bir şımarmışlar. Anlatmamıştı hiç Teoman. Servet. Dayanamayacağım ben. Ağlayacağım vallahi. Vallahi benim de ağlayasım var mübeccel de. Tut kendini arabaya dönene kadar yolumuz uzun. Varana kadar ağlarız. Ne yani ağlamayayım da üzülmüyor musun sen? Senden bir şey isteyen de kabahat. Arabayı şuraya. Şoför falan vardır. Camlar anlamasınlar. Siyah kaplattım. Anlamazlar. Servet değil mi lan? Abi vedaya geldiler. Ne vedası? Hızır abim gidin demiş. Niye? Bilmiyorum Ömer. Silah işi ortaya çıktı demek. Silah işi derken abi? Ömer, Allah aşkına bak bizi konuşturma. Zaten zor duruyorum. Sonra dayı gelip bize patlıyor. Aha da dayı geliyor. Pişmedi mi davetler? Az kaldı dayı. Tanıyorsun sen bunları. Yani işte merhaba merhaba. Hiç öyle merhaba merhaba gibi durmuyor da begim. Babaannemi bilmiyor musun baba? Başladı işte ne her zamanki gibi. Ulan babaanneni biliyorum bilmesine de seni bilmiyorum seni. Kızın ağzının içine düştün. Eskiden tanıyorum baba. İlgilenmezsem ayıp olur. Olsun. Olsun ayıp et. Niye ki baba? Hiç uğraşamam şimdi sizin aşk maşk meselelerinizle. Dedim. Zamanında buna da dedim. Neyi dedin amca? Bazı kızlar vardır alır gidersin. Bazı kızlar vardır seni alır götürür demedim. Allah için dedin. Hem de tam şurada dedin. Ne lan bu kızın adı? Selda. 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 Sel. Sel. Doğal afet gibi düşün. Alır götürür. Yok oturduğun yerden ben gelmiyorum diyemezsin. Melül melül bakma kızın suratına. Baba ya birine bağıracağım da geldin en alakasız adamı buldun ya. Tanırım ederim baba arkadaşım. Bakmıyorum öyle kızın suratına melül melül. Amca
Mevzu Hızır Ali değil. Belli ki mevzu Teoman hakkında. Ne alakası var lan? Sen de söyle teyzene. Görüşmesin bunlarla. Baba sen beni bırak da babaanneme bak. Girmiş kızın koluna, nereye gidiyor ki? Nereye gidecek? Buraya geliyor, buraya. Hadi da enişte. Dayı, sen bu serveti niye yolluyorsun? Ağzını tutamayan bir ustamız vardı ondan. Kızlar. He hanım. Sen tanıdın mı bu kızı? Tanıştık hani. Güzel annenin babası. Gözlerini aldı bir tek ondan. Uyunu suyunu anasından. Ben çok severim Ceylan ablayı. Çok tatlıdır. Maşallah sen de çok tatlısın. Teşekkür ederim. Kızar. Diyorum ki bu kız kendi memleketinde gurbettedir. Sahi solu bilmeymiş. Kızır Ali, Etuna'ya biraz arkadaşlık. Bana zaten arkadaşlar. İşte beni de alsınlar, türbeleri göstersinler. Ben de biraz arkadaşlık yapayım diyorum. Bana onlar genç insanlar. Onlar arkadaşlar da senin arkadaşa ihtiyacın mı var? Bırak yakalarını da. Çok tatlı anneniz. Kızım sen de şeker hastası mısın nesin? Herkesin anasına tatlı diyorsun. Baksana şunlara. Bunların neresi tatlı? Adınızı hep duymuştum. Servet Usta. Ama bu sefer hayran kaldım. Teşekkür ederim. Tanışmadık ama. İsmini bilirsin. Nat Hoca Ekrem diye. Hafızanda kayıtlı olmalı Servet'cim. Siz o musunuz? Servet uzun bir yolculuğa çıkacak da herkesle vedalaşmaya geldi. İyi yolculuklar Servet. Reis bir şeyler yemeyelim mi? Yolda yersiniz. Tamam reis. Hadi. Servet'le Mübecceli yolcu edelim. Hadi. Servet'le nereye gidik? Yurt dışına. Niye ki? Bir silah yaptı ya, bunu ne kadar sürede, nasıl yaptığını bütün İstanbul'a duyurdu. Öldürürler onu. Ölmesin diye işte. Az kalsın görmüyordum. Bizimkiler de buradaymış. Gideyim bir onlarla da vedalaşayım. Hadi Mübecel sen arabaya geç canım. Hadi yolunuz açık olsun Servet. Siz de beklemeyin ne olur. Hadi. Sağ ol.